Sinemasal programından herkese merhabalar efendim. Ben Gözde Gürgöz'e yine karşınıza güzel filmlerle çıktık. Bugün sizlere salgını anlatan 8 filmle geldim. Dilerseniz Zombi Ekspresi ile başlayalım. ...2016 yapımı olan Zombi Ekspresi, yıkıcı bir virüsün Güney Kore'yi nasıl etkisi altına aldığını anlatır. Bu sırada Seul'den Busan'a gitmekte olan trendeki yolcular hayatta kalma mücadelesi verirler. Filmi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise trende geçmiş olmasıdır. Körlükle devam edelim. Nobel ödüllü Portekizli yazar Jos Saramago'nun aynı adlı romanından uyarlanan filmde körlük salgın bir hastalık gibi kişiden kişiye bulaşıyor. Saramago'nun romanı bilim kurgu motiflerinden çok ilk kurbanların karantinaya alınma sürecine odaklanmayı tercih ediyor. Fernando Marles'in yönettiği filmde karantina, uygarlığın, hümanizmin bittiği noktadan başka bir şey değil aslında. Sorunu çözmeyen devlet, sınırları belli bir alan oluşturup hastaları kendi haline bırakmasını anlatır bu film. Nothing. To be honest with you, I've never experienced anything like this before. I just wanted to get your take on a bizarre case I saw today. I can't see. Somehow that patient infected me. That's impossible. Nobody goes blind like that. Morning, Minister. Some strange calls this morning. I need security at 18. Ready? I'm gonna have to ask you to come with us. May I have those files, please? My fellow citizens, like so many of you, I have gone blind. We're in a state of crisis. They're gonna be here any minute. The decision to quarantine all those infected was not taken without careful consideration. Step down, ma'am. You're not blind. This speak was for the infected. No, you'll have to take me. Fine, have it your way. Is there any government or order? Chaos. Help me! Stop that! We're obviously all alone here. Who do you think you are, giving all these orders? I hereby appoint myself the King of War 3. We are taking over now. If you want to eat, you're going to have to pay for it. You know we don't have any money. God is punishing us. This is what is happening. I can see. I think it's up to you to decide what we should do next. You can make a difference. You're afraid to close your eyes. Afraid to open them. If they won't give us food, I say let's get it ourselves. Everybody, please, please, stick together. We haven't eaten in 3 days. Oh, lady, I'll never forget your voice. And I won't forget your face. See you.
see you. Oh my God. Salgında devam ediyoruz. Film hava yoluyla insanlara geçen birkaç gün içerisinde öldüren ölümcül bir virüs salgını başlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinden gelen uzmanlardan oluşan medikal bir ekip salgına çare bulmaya ve virüsten daha da hızlı yayılan panik durumunu kontrol altına almaya çalışmaktadır. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did you mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth! Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. Has she had a history of seizures? No. Allergies? As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? Okay. What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day one, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm gonna get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Dördüncü filmimiz Grip, Kim Sung-soo tarafından yazılan ve yönetilen 2013 yapımı olan bir Güney Kore filmidir. Filmde havadan bulaşan bir virüs Seul'u etkisi altına alır. İnsanlar salgın karşısında çaresizce önlem almaya çalışırken salgına yakalananların sayısı hızla artar. Salgına karşı aşı geliştirmeye çalışan In-hee ve kurtarma görevlisi Jigo bunun için karantina altındaki şehre gitmek zorunda kalmasını anlatır bu film. 집을 떠나고 있습니다. 시민들의 불안 심리를 잠재우기는 쉽지 않아 보입니다. 모든 병원에서 유사환자가 접수됐답니다. 홍방매진 특징입니다. 사망한 주병원의 증상과 완전 일치합니다. 사망자 수는 기하급수적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 당장 폐쇄해야 합니다. Launch Operation Clean City now. And we'll be segregated at the camp. Simply cannot afford to let even Otto Somo something in the dark. 우리 미래 잠시만 가져주세요. 당신 2,000명씩 죽어나. 엄마 왜 여기 있어? 엄마 여기 왜 있냐고. 엄마 여기가 어디라고. 치료제가 쓰고 없어요. 다 같이 살려고 그러는 거야. 당신 혼자만 살려고 하는 거잖아. 애식아, 엄마한테 데려다 줄게. 저는 지금 꼭 안으로 들어가야 됩니다.
Dünya Savaşı Z 2013 yılında gösterime girmiş korku, dram ve aksiyon filmi. Brad Pitt'in de başrolde olduğu film, Güney Kore'de ortaya çıkan bir virüsün insanları yaşayan ölüler haline getirmesini anlatır. Acaba orman olabilir mi? Hayır. Çok mu hızlı? Hayır. Afrika'nın büyük düzlüklerinde mi yaşıyor acaba? Hayır. Tanrı aşkına ne oluyor? Bekleyin çocuklar. Baba dikkat et. Jerry. Hemen aracınıza dönün. Aracınızın yanından ayrılmayın. Hadi, buradan gidiyoruz. Gelecek yaz. Jerry. Terry, ne oluyor? Dünyanın her yerinde mi oluyor? Bizden daha iyi durumda olan var mı? Bilmiyorum. Çok korkuyorum. Geldiklerini nereden biliyoruz? Geliyorlar. Hazır mısın? Baba! Hadi, hadi, hadi! Acele et! Bebeğim! Brad Pitt. Yardım etmen lazım. Benden ailemi terk etmemi istiyorsun. Seni buna zorlamayacağım. Ama bu işe uygun olmadığını söyleme sakın. Çocuklara döneceğimi söyle. Babacığım! Bebeğim! Sadece şunu bil. Geri döneceğim. Dünya Savaşı Z. Tehditle devam ediyoruz. Salgın, Wolfgang Petersen tarafından yönetilen ve Richard Preston tarafından 1994'teki kurgusal olmayan The Hot Zone adlı kitaba duyulan 1995 Amerikan tıbbi felaket filmidir. In a remote African jungle, a small monkey is captured, bound for a pet store in America. The animal carries a deadly virus. Now, I know that some of us have doubts about what we're about to do. We'd be less than human if we didn't. But the fate of the nation, perhaps the world, is in our hands. We cannot, we dare not refuse this burden. I'm confident that each of you will do his duty. God forgive us. Your town is being quarantined. We got 19 dead. You got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets out of there, 260 million Americans will be dead or dying. I'm leaving with the team in an hour. From the heart of a small California town. Damn it, Sam. I want to save these people same as you. To the inner circle of power in Washington. The most optimistic projection for the spread of the virus is this. 24 hours, 36 hours, 48 hours. The greatest medical crisis of all time. We can't stop it. Begins. Try to remain calm. Many people are dying and are going to continue to die unless we find this monkey. There will be panic the likes of which we have never seen. There you are. Portland residents, people of Seattle, citizens of San Diego, citizens of Atlanta, Denver, residents of Detroit,
Kar Küreğici ile devam edelim. Film Fransız bir çizgi romanından uyarlanmıştır. 2014 yılında 79 ülke tarafından ortak alınan bir kararla küresel ısınmaya karşı kimyasal bir savaş başlatılır. Atmosfere saçılan ve küresel ısınmayı durdurup dünyayı soğutması planlanan maddeler bir felakete sebep olur ve dünyanın yeni bir buz çağına girmesine neden olacaktır. Chaos. Disorder. This is death. On this train of life, there is one thing between our warm hearts and the bitter cold. Order. Order is the barrier that holds back the frozen death. All things in their place. All passengers in their section. We must each of us occupy our preordained particular position. I belong to the front. You belong to the tail. Know your place. Keep your place. Precisely 74% of you shall die. This is going to be good. We control the engine, and we control the world. Son filmimiz Kıyamet Günü ile devam edelim. 30 yıl önce İskoçya'da ortaya çıkan bir virüsün tüm insanların yaşamını alt üst etmesiyle başlar bu film. Bu ölümcül virüsün yayılması için karantina altına alınan ülkede hala hayatta olan insanlar ölüme terk edilir. Bu duvarın ardında yıllarca izole edilen virüs İngiltere'de yeniden ortaya çıkar. Hükümet bu virüsü yok etmesi ve tedavi yöntemi bulması için bir ekibi duvarın ardına yollamasını anlatır. Boys, come and see this. Oh, isn't it great? Dad, can we swim in there? Yeah, we can go swimming, yeah. Who got it, Lucas? Bit for me. When the water hit? When I came up. And that was all on my own. And then I saw the two of you. I didn't feel so scared anymore. If Mummy and Lucas are on their own right now, I'm gonna keep looking for them. One love. I'm scared. One life. I'm scared too. And it's one need. Lucas, can't help people. You're good at it. Agda, Yusuf, Morten. You're looking for your family. I look in all the hospitals and I look in all the shelters. I will find them, I promise you that. Thank you.
Evet efendim, bir sinemasal programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Kanal B'yi izlemeyi unutmayın.